Selamlar. Aratios'un kitabı kanalından hasret ben. Aratios Okyor ismiyle de Instagram'dayım. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Mayıs ayı benim için felaket yoğun ama kitap okuma anlamında diplerde bir ay oldu. Hala hazırda 5 kitap okuyabildiğimi söyleyebilirim. Ee, Mayıs ayının son 2 haftası özellikle e, aşırı aşırı yoğundu. Neyse ben Mayıs ayı ile ilgili konuşmaya değil Mayıs ayında aldığım kitapları göstermeye geldim size. Bu bir kitap alışverişi videosu. Dan dan dikkat dikkat. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, Mayıs ayında hatta bir kısmını da bunu Nisan ayında aldım. Şöyle biriktirdim. Dediğim gibi toplu kitap alışverişi yapmıyorum. Bir tanesi mesela indirime girdiyse onu hemen sepet ekleyip alıyorum falan. Amazon bu iş için biçilmiş kaftan. Çünkü dediğim gibi 5 kuruşluk bir de alsanız. Prime üyesiyseniz eğer. Hemen kargo bedava bir şekilde geliyor. O yüzden e, mutluyum yani. biriktirdim yani şimdiye kadar aldığım kitapları biriktirdim. Ve e, video çekebilecek duruma geldim. Çok uzun bir video olmamasını umuyorum. Çünkü böyle e, dağlar kadar aldığım bir kitap yok. Sadece elimde... Çok birikmeden sizlerle paylaşmak istedim. Bir de sizi çok özledim. Ne yalan söyleyeyim. Ee, YouTube'a e, iki haftadır video yükleyemiyorum. Hatta üçüncü haftaya girdik sanırım. Dediğim gibi çok 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 yoğun bir e, aydı benim için işlerimden dolayı. Neyse ki e, pazar günü itibariyle bitti işler. Şimdi karşınızdayım. Evet. Aldığım kitaplara yavaş yavaş başlamak istiyorum. Bu kadar muhabbetten sonra. Şimdi yalnız kadınlar arasında 1950 Strega ödülü diyor. Can Modern'den çıkmış. Ee, şurada yazarın ismi yazıyor ama <laughs> okuyamıyorum. Şuradan bakayım. Cezar Pavese. Pavese bir Pavese kitabı. Pavese'den daha önce herhangi bir kitap okumamıştım. Ee, feminist bir yazar olduğunu biliyorum. Ee, İtalyan edebiyatı. Yeni gerçek Çelik akımının kurucusu olarak kabul ediliyormuş yazar. Ee, bu kitabı okuyanlar çok memnun kalmamış. Diğer kitaplarını daha çok beğenmişler ama ben yine de okumak, almak, okumak istedim. Yani ucuz da indirimli de bulunca hemen sepetim ekledim. Ee, bu tarz kitaplar çünkü ilgimi çekiyor. Aldığım ilk kitap Pavese'den buydu. Pavese ile tanışma kitabım bu arada. Ve Jose Saramago. Saramago e, İsa'ya göre İncil kitabı bu. Sevgili Koala'dan kitaplar Fazilet'in e, önerisiyle e, listeme eklediğim bir kitap. Onun önerisiyle al, alıyorum bu kitabı. Aldım bu kitabı daha doğrusu alıyorum derken yeni almıyorum yani aldım. Şöyle jelatinli hala. E, bu da Hristiyanlığın birçok dinamini değiştirebilecek e, bir kitap olduğunu söylediği için ilgimi çekti. Yani Fazilet'in tabiri buydu sanırım. Ee, yani dünyevi bir incil olan bu roman Saramago'nun ülkesini terk etmesine yol açmış. Yani Saramago e, İsa'ya göre İncil romanını yayınladıktan sonra ülkesini terk etmek zorunda bırakılmış. Bir takım baskılara maruz kalmış vesaire. E, Hristiyanlığın hikayesini kutsal kitaplardaki kronolojiye sadık kalarak ancak farklı bir bakış açısı, bakış açısıyla anlatmış. Biliyorsunuz bize ters gelen şeyleri hemen e, biz şey yaparız yani ortadan kaldırmak isteriz. Saramago'da e, böyle bir bir şeyle karşı karşıya geçmiş. İnsanların dini inanışına uymamış herhalde bu burada bu kitapta yazılan şeyler. Bu nedenden dolayı e, kitap inanılmaz ilgimi çekiyor. İsa'ya göre İncil. Daha önce Kabil okumuştum bayılmıştım. Yani Saramago'nun kalemini bilenler bilir ya. Yani noktalama işareti koymadan düz yazı şeklinde yazar. Kitabını biraz okuması zordur ama anlattığı şeyler muazzam gerçekten. Ee, bu kitapta o yüzden e, dedim ki bu benim kitaplığımda olmalı bu kitap dedim ve gittim hemen aldım. Bir diğer ...tarı kitabımız. Dune serisinin ilk kitabı. Dune, Frank Herbert biliyorsunuz... Bilim, ...bilim kurgu klasiklerinden çıkıyor bu. İtaki yayınlarından. Çeviren de Dost Körpe. Çok iyi bir çevirmen zaten kendisi. Dedim ki... ...bu bir taraftan vakıf serisini biriktirirken... ...bir taraftan da düğünlere başladım. Okuyanlar muazzam olduğunu söylüyor. Zaten iki bilim kurgu klasiği de... ...baba kitaplardan böyle... O yüzden bunu da almış bulundum. Özellikle filmi de çıktıktan sonra çok daha merakımı celbetti ama biraz kılım bir kitap yani bunu ne zaman okurum? Yani e, al, kaç? 600 küsür sayfa evet. Ama kesinlikle okumak istediğim kitaplardan biri olduğu için hemen aldım. Ve biliyorsunuz ki ben Japon klasiklerine, e, Itaki yayınlarının Japon edebiyat klasiklerini sıra sıra çeviriyor. Ve ben onları temin ediyorum. Şu kapağın güzelliğine bakar mısınız? Tablo gibi ya. Çok güzel değil mi? İnsanlığımı yitirirken Osamu Dazai, Peren Ercan çeviren. Japoncadan direkt çeviriyor e, Peren Ercan. İnsanlığımı yitirirken hangi yayınevi bir yayınevi daha basmıştı onun da kitapları var ama ben hazır Itaki'den bu Japon klasiklerini biriktirirken bu kitabı da edinmek istedim. Bu Japon klasiklerinin kaçıncısı? Vallahi dur bakayım yazıyor mu? Yok yazmıyor. Neyse. Bu da onlardan biriydi insanlığı yitirirken. Çok da beğenilen, sevilen bir kitap. O yüzden hazırda biriktiriyorken hazırda kapağı da çok güzel. Bir sürü bir şey söylemişti. Aldım. Okumayı istiyorum. Merak ediyorum ve bir diğer Japon klasiklerinden biri Öğrenci Kız bu da aynı yazar Osamu Dazai ee, Japoncadan direkt çeviren İrem Akçay kitabın kapağının güzelliğine bakar mısınız ya de bir kitap bakalım kaç sayfaymış 60 sayfa bu kısa kısa okuyoruz etkinliği kapsamında okunabilecek güzel bir kitap bence bunu bir dahaki ayı hazirana ben okuyayım kısa kısa okuyoruz etkinliğinde çok çok güzel bir kitap bayıldım. Japon edebiyatını gerçekten e, güzel e, eserler vererek kazandırıyor dilimize Itaki. Yani daha doğrusu güzel bir seri halinde. Daha önce de çıkmış bu kitap ama Japon klasiklerinin 8. kitabı olur kendisi. Ve bu aralar çok mu Japon edebiyatına sardım bilmiyorum. Bu da Japon edebiyatı mı? Yok Güney, Güney Kore. Ha Japonca yazmış ama. Evet Miryu, Tokyo Ueno istasyonu. Çeviren Barış Bayıksel. Bu da itekin modernden çıkmış bir kitap. Ee, 2020 Çeviri Edebiyatı Ulusal Kitap Ödülü kazananı. Bu kitabı da İpek Dadakçı'da görmüştüm. Ve çok met ettiğini görmüştüm. O yüzden... E, yani... Bakayım ne diyor? Tokyo Ueno İstasyonu. Tokyo'nun en işlek mekanlarından birine musallat olan evsiz bir hayaletin hikayesini anlatıyor. Çok ilgi çekici değil mi ama ya? kapağı da çok güzel. Kısa da, zorlamayacak bir kitap diye düşünüyorum. Bu kitabı da en kısa zamanda okuyacağım. Bu ay böyle Japon edebiyat klasiklerine gömülmüşüm nedense. Şöyle bakayım daha var mı? Yok. Evet. Ve Temel Parçacıklar. Bu ıı, yazarın Bakayım. İtalya edebiyatı mıydı bu? Çeviren Osman Senemoğlu. Bu da 2000, 2002 Uluslararası Dublin Edebiyat Ödülü kazan, kazananıymış. Şu şuradan bakıyorum. Frans Fransız yazar. Evet, Fransız. Fransa edebiyatından bir kitap Temel Parçacıklar. Bu yazarın Yine it, Itaki Modern'den İtaat adlı bir kitabı da çıkmıştı. O da kitaplığımda mevcut henüz okumadım. Ama temel parçacıklar nedense çok ilgimi çekti. Yani burada çift başlı bir koyun görüyorsunuz aynı bedende. Siyam koyunu. <laughs> Siyam ikizi koyun. Ya da... Ee, temel parçacıklar 1998... Prix e, November... November... Cousin. Doğru mu telaffuz ediyorum? Kazanmış ancak bu kararı onaylamayan ödülün e, kurucusu istifa etmiş. Pornografik diye nitelenmiş bu kitap ama bu kitapın çok derin bir kitap olduğunu e, düşünüyorum nedense. İpek Dadakçı bu kitabı özellikle önermişti. Temel parçacıklar. Bu kitabı da edindim. Ve bir diğer yine aynı aynı yazar değil. Aynı yazar evet. Michael Hualebeko ve Kuyu. Harita ve Topraklar, bu da yazarın bir diğer kitabı. Bu da 2010 e, Goncourt ödülü kazananı. Ya kapakları çok enteresan ve güzel değil mi ya? Ve e, içeriği de bir çok ilgimi çekti tabii ki. Harita ve Topraklar, bunları da, şunları da İtaki modernden çıktığı gibi aldım aynı yazar e, ve ben çok merak ediyorum ama ne zaman okurum bilmiyorum. Nasıl ne zaman okurum? Şimdi ben bir gazla Haziran'da güzel bir şekilde okumaya devam edeceğim ve o sıralarda okuyacağım. Ama okumayı bekleyen çok fazla kitabım var diyebilirim. Ve bir diğer kitabım. Akşamlar Rahatsız Edicidir. Bu kitabı ara 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 her yerde stol tükenmiş, her yerde tükenmiş, her yerde tükenmiş. Ee, bir türlü bulamadım. En son buldum ve aldım sanırım. Nerede buldum? İdefix'te buldum sanırım. Akşamlar rahatsız edicidir de Ebru Aykaç'ta gördüğüm bir kitaptı ve kendisi anlatırken dedi ki yahu çok sarsıldım. Böyle şamar yemiş gibi oldum bu nasıl bir kitaptı yani. E, bunu yüreği kaldırmayanlar okumasın demişti. Yani öyle sarsıcı bir kitap. Ben de bu tarz böyle şamar gibi kitapları her ne kadar acı çekerek okusam da seviyorum okumayı. E, o yüzden bu kitabı da aldım. Kapağı da çok güzel değil mi? Monokul edebiyat, yani Monokül edebiyatın daha önce de kitaplarını almıştım, kitaplığımda mevcut. E, Kopenhag üçlemesi var mesela. E, onları da en yakın zamanda okumak istiyorum. Bakalım o en yakın zaman nasıl bir en yakın zaman olacak? Hepsini okumak istiyorum ama e, bakalım. Akşamlar rahatsız edicidir de adından da anlaşılabileceği üzere biraz böyle. E, Gergin tüyleri diken diken edecek. Böyle öyle bir kitap. Babasıyla bir kızın yanlış olmasın ama ee, hayatını yani onların yaşadıklarını anlatıyor. Herhalde bir, bir işkence falan da söz konusu. Tam emin değilim tabi okuduktan sonra. Daha net bir şey söyleyebilirim size. Bu hangi ülkede bir onu bilemedim. Ona da bakayım bir arkadaşlar Hollandaca Hollanda edebiyatı Marike Lucas Rijneveld yazarımız ve bir Türk yazar Ahmet Büke Deli İbrahim Divanı ee, daha önce Ahmet Büke okumadım bu romanını ama merak ettim Böyle bir oturuşta okunabilecek bir roman gibi geldi bana. Yine sevgili Ebru Aykaç önerisiyle aldığım bir kitap. Ee, okuyunca paylaşacağım ama... Bu tarz... Sanki bana biraz böyle tarihi gibi geldi. Bilmiyorum da. Biraz tarihi bir roman gibi geldi ama... olmayabilir. da bilir. Neyse okuyunca göreceğiz. Ama böyle güzel bir... Ee, sağlam bir Türk romancısı. Aslında öykücü Ahmet Ülke ama burada bir romanıyla karşımıza çıktı. Ben de en yakın zamanda okuyacağım bu kitabı. Yani aldığım bir diğer kitap da buydu. Ve size son olarak göstereceğim kitap. Rosero'nun Ordular kitabı. 2006 Tusquets Roman Ödülü, 2009 The Independent Yabancı Roman Ödülünü almış bir kitap. Rosero'nun Ordular kitabı. Kolombiya, ee, yani Latin Amerika edebiyatından edebiyatı ürünü kendisi. Ee, İpek İpek tatakçı değil. Koaladan kitaplar fazilet bu kitabı öve 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 bitiremediği için ben de dedim ki onun videosunu izlerken hasret al bu kitabı, bu kitabı almalısın. Fazilet öneriyorsa vardır bir hikmeti dedim ve aldım çok e, seveceğime ve etkileneceğime. Eminim bu kitapta e, kitaplığımda yerini alan bir diğer kitaptı. Evet aldığım toplam kitaplar bunlar hepsini gösterdim. Bakayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane kitap gösterdim size. Ama dediğim gibi bunlar toplu değil yani şöyle e, zaman zaman aralıklarla aldığım kitaplardı. Hepsini de çok severek, isteyerek, e, beğenerek, merak ederek aldım. Sizin okuduklarınız var mı? Varsa aşağı yoruma bırakırsanız hani şu iyiydi, şu kötüydü ya da nasıl bulduğunuzla ilgili. Ya da benim videomla ilgili bir eleştiriniz var mı? Onu da aşağı yazarsanız çok mutlu olurum. Ben sizlerle bu kanal vasıtasıyla buluşmayı çok seviyorum. Umarım siz de beni izlemeyi seviyorsunuzdur. Herkese keyifli okumalar diliyorum. Bol kitaplı günler, mutlu, huzurlu olsun günleriniz geçsin. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.